Orada dedin ya ben Gamze'ye karşı bir şey hissetmiyorum. Kız geldi seni sofraya tutturdu. Geldin beni hazırladın, yemeği yedin, hemen aranızda bir şeyler başlamaya kalktın. Ondan önceki mevzu bir hafta geçti kardeşim ya. Yani. Geçen konuşma. Hafta ben VTR'de söylemişim. Ondan sonraki hafta dedim ki bu kızın dedim sadece istemedim huyu agresifliydi. Ama dedim bunu da dedim törpüleriz dedim yani. Bu. Ben bunu burada anlamadım. Hepinize söyledim. Kıza da söyledim. Bak sen... Bu olaydan sonra olma kardeşim. Burada farklı, orada farklı konuşan bir adamsın. Ben hepsinde aynı konuşuyorum. Bir ortan yok yani. Ben hepsinde aynı konuşuyorum. Yok abi, siz farklı gösteriyorsunuz. Nerede ne konuştuğunu. Görüyoruz, duyuyoruz. Bize de söylüyorsun bazen. Tamam söylüyorum. Değişiksin biraz. Ben neyse onu Allah söylüyorum senin yani. Sonunu ayrı etsin yani. Büyük konuşma. Ha, büyük bir kere yazdım bak. Dedin bak ne çıktı. Ne yazmıyorum bu abi dedin. Bak nelerin çıktı. Ha. Hani anladın boş mı? Boşver. Bu işler öyle olur. Kötü olan sen olursun. Bak ben büyük konuşuyor muyum? Yazdıkların kanka o değildi. Yazdıkların patladı, yazmadıkların patladı. Boşver. Ben... Hep bunun yüzünden. Benimle ne alakası sen var oğlum? Sen dedin gaza getirdin beni. Yapma. Allah Allah. Niye sen bir başkalarına mı yazıyorsun? Sen arkadaşın için fedakarlık yapar mısın? Soruyu evirme. Şu an bir şey yok mu? Çevirme. Vallahi çok kıvrak adamsın abi. Adam istiyor, yok diyorsun. Nasıl bir şey yok ya? Burada Nazlı'ya bağırdın, çağırdın, demediğini bırakmadın. Burada Nazlı'nın yanında... Ama ne için yaptın? Gamze için yaptım. Gamze değmedi. Aşk yaşadın, bilmem ne oldu. Aşk yaşadım. Şimdi adayın kalmayınca da adam da istiyorum kardeşim, ilgi duyuyorum, anam da istiyor dedi diye... Ama aralarında bir şey yok ki. Bir şey diyeceğim. Ama bir şey yok. Ben onu niye yaptım? Ama yok. Bir dakika daha dinle. Bir şey belli de bana söyleyeyim. Adaya gidebilirim. Bak Gamze için ben onun önünü kestim. Gamze evet. Bunu anlayamadı. Farklı anladı. Gitti Şahin'le bir dans etti değil mi? Önünü kesmişti. Evet. Ben bunu Gamze için yapmıştım. Gamze şu an yoksa o da benim tanıma olduğu bir adaydı yani. Beni tanımak isteyen bir adaydı. Onu ben diyorum. Ben de size bir şey söyleyeyim mi? Korkuyor ya. Kardeşim eğer ki. Abi ben yalnız ben 5 hafta yalnızım. Bu yaşadıklarına rağmen. Aykut diyorsa. Aykut'un tek kelimesini Aykut diyorsa zaten bırak. Öyle olacak. Bak zaten. Asla mücadele zaten bile zaten olma. Zaten olma. Olma yani. Zaten hak veriyorum. İkinci seçenek olmayacaksın hiçbir zaman. Doğru. Bekledin, diyorsun. Sabrettin. O bitirdi dedi diye sen açıldın. Aynen öyle. Anladın mı? Yok abi İkinci sen kendi duygularından sen de olursa da kanka mecburiyetten olmuş olur. Anladın mı? Gerek Aykut ismini verirse gerek yok. Ben şimdi Aykut bitirdi diye ilgimi açıkladım. Kendi içimde olanı söyledim. Annemin olan ilgisini söyledim. Bu yaşadıklarından sonra Nazlı gidip tek hala Aykut derse şayet benim de bak benim de demek istediğim olay bu. Ben Gamze için önünü kestim. Gamze bunu anlamadı. Gamze bu saatten sonra kalkıp böyle bir şey yaptıysa ben de niye önünü keseyim abi anladın peki mı? Peki ben de sana bir şey söyleyeceğim. Allah Allah. Abi sen nereden biliyorsun? Zaten sen ki? Başka bir bayan için bu bayanı reddettin ve onurunu ve gururunu incittin. Ben, ama onu denedim. Ben gideceğim kardeşim dedim. Bu yüzden şey yok ki ben özür dileyecektim. Zaten planlı projeli konuştum. Kim? Sen. Ben planlı proje konuşmadım ya. E orada ne dedim diyorsun? Bak o gün burada olay oldu ya. Kız geldi dedim ya sen hangi sıfatla gördün Gamze falan. Burada kırıldı gitti. Dün bizim Gamze'yle bununla dans etmenin sebebi ne biliyor musun? Dedim ki bu kız burada kırıldı gitti. Hani zaten onun önünü kesecektim senin için. Kestik yani gitti. Ben onunla oturup normal bir şekilde konuşacağım. Hani gene önünü kestiğimi söyleyeceğim. Ama güzel bir dille çünkü kız hakkım yoktu yani öyle bir o tavırla gitmesine. Sen diyorsun anladın ki mı? Hem ayranım dökülmesin hem gözüm seyirmesin. Abi bak ben olanı söylüyorum size. Ya Aykut sen benim sorduğum soruya hala cevap vermedin farkında mısın? Yok bu abi veremez. Sordum bunu. Veremedi gördün mü? Zaten. Yok, veremiyor ya bu ne biliyor musun? Öyle bir soruyu cevap veriyor. Döndürüyor. Tamam bir soru. Abi ben sorayım bir soru. Aynı soruyu ben başka bir dille soracağım. Başka bir dille Onur senin arkadaşın mı? Evet. Arkadaşın değil mi? Arkadaşın sana diyor ki ben Nazlı'ya karşı bir şey hissediyorum. Tamam. Benim için diyor. Aradan çekilir misin? Bak sen duygu sen bir yolunu kapatır mısın? Duygu diyor. Beslemiyorsun. Ha. Ama o bir duygu besliyor. O bir duygu ne besliyor, besliyor Allah aşkına ya? Bak. Nereden biliyorsun abi adam burada açık açık. Sen ya? Bak burada çok ne büyük besliyor? Konuşmasına rağmen. Ha bak. Burada adam çok büyük konuşmasına rağmen benim ona neler diyebileceğimi tahmin etmesine rağmen çünkü benle öyle bir konuşması oldu. Diyene kalktı dedi ki ben dedi istiyorum dedi. Peki bir şey diyeceğim kızın hakkında ben varken Onur'a gidip ne kadar sağlıklı bir ilişki yaşayabilirsin? Sen ne yapacaksın? Sen önünü sen kapatırsan ya. Sen yoksun zaten. Şu an nereden biliyorsun sen olduğunu? Aynen. Belli abi. Nerede belli kardeşim? Söylüyor yani abi, kız. Bak incelere ben niye kalır? Abi bak, sen var ya çok tehlikeli adamsın. Abi kız söylüyor. Hareketlerinden belli anladın mı? Bu ne biliyor musun? Aykut'un burada arkadaşı yok ya. Aykut burada kimse arkadaşı diyor. Değil mi? Evet. Son bir tane mermim kalmış diyor. Onu da diyor paylaşamam tamam, kardeşim. Ben sana bu şey iş böyle abi. Sen Nazlı'yı tanımak istiyor musun? Olabilir abi ne olmasın? İstiyor musun istemiyor musun? Tamam olabilir diyorum ben. Olabilir ne demek? Bir şey söyle. Olabilir diye bir şey yok. Evet istiyorum hayır istemiyorum. Olur abi ne istemeyim yani olur. İstiyorsun yani. Yani tanırım yani.
Bak hala net konuşamıyor ya. Olur diyorum hala. Hala ya. Kafası şey var. Acaba Mehtap beni bıraktı mı bırakmadı? Allah Allah. Ne dersen Mehtap beni bırakmadı mı? Gamze bana döner mi görmez mi? Acaba Gamze beni kıskandırmak için bir şeyle dans etti. Evet. Onu hiç düşünme. Bak Gamze olayı bende o görüntüden sonra güvenim bitti ona. İnsan gibi soruyorum güzel kardeşim. Tamam cevap veriyorum. Sen sürekli dürüstlükten bahseden bir kardeşimsin. Tamam eyvallah. Mehtap'ı sayma hiç. Sevgili güzel kardeşim. Sen Nazlı'yı tanımak istiyor musun, istemiyor musun? Evet. Evet. Tamam. Sen şu an Nazlı'yı tanımak istiyorsun. Tamam okey. Onur'la seni baş başa bırakıyorum. Tamam. Bak şöyle algılanmasın. Yo tam bir ben şimdi adayım ağzını falan demiyorum. Değil. Tanımak bir istiyorum anladın mı bu? Yani orada ince çizgi var. Tamam adam tanımak bak, istiyorum dedi. Bitti. Tamam. İş bitti. Tanımak istiyormuş. İş bitti. Yani bu saatten sonra Onur'la senin aranda. İş bitti biz karışmayız. Tamam ben tanırım yani. Tamam bitti. Bunu soruyoruz işte yani lafı eviriyorsun, çeviriyorsun, geveliyorsun gerek yok şu abi. Mantığı ben, şu mantığı çözemedim ben. Hani kalkıp hani tanıma yoluna girmek farklı, tanımak istemek farklı. Ama aynı insan, yol orası aynı, aynı şey. Aynı, hani ben o yola gittim, o yolu biliyorum nasıl bir yol. Nasıl bir yol? Aynı yol yani anladın mı? Hani o yolun sonu sonu yan yolu anladın mı sadece? Yine birleşiyoruz. Hayır, yani senin demin konuştuğumuz kafandaki aday Nazlı mıydı? Öyleymiş. Senle mi konuştu bir de bunu? Hayır hayır. Vay, farklı bir mevzu konuştu. Vay, vay. Bak benim bak ne diyorum. Bir de sen de baş kafamdaki başa aday Nazlı diye demedim ona. Koynunda yalan dedim ki mi? Yol yapıyor ya yaptı işte. Abi siz şu mantığı anlamıyorsunuz ya. Biz anlamıyoruz şimdi bak, zaten. Olayın bak olayın başında kısa bir şey söyleyeceğim çok kısa. Tamam. Şimdi bana 4 aday gelmişti geçen hafta. Evet. Ben Rabia'yı hiç saymıyorum onu geç. Hı. Kim vardı? Nazlı vardı, Gamze vardı, Mehtap vardı değil mi? Gamze burada yemek olayından sonra o kadar yakın davranıp ve diğer olaydan sonra Mehtap'ı zaten şey yaptı. Mehtap zaten beni o olaydan sonra istemedi. Nazlı bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Nazlı da fırsat vermedi. Ben de Gamze ağır bastı diye ben de dedim ki hani artık şunu önünü kestim anladın mı? Nazlı'nın önünü kestim. Dürüst ol. Ben burada sevmediğim insanların da hakkını savunan bir adam. Genlere bir dahil. Anladın mı? Kaz almadığım insanları da yüzüne karşı sevmediğimi de söyleyip ama haklı olduğu durum varsa da savunurum baba. Eyvallah. Şurada Nazlı'nın yaptıkları yapmaya çalıştıkları görünmedi diyorsun mesela. Göremedim diyorsun. Gamze'ninki daha baskındı diyor. Daha baskındı diyorsun. Aha. Ama daha baskındı. Nazlı yaptı ama Gamze'ninki daha baskındı diyorsun. Daha çok istedim. Çünkü tamam. Ne? Fark da şu. Şunun için altını çizeyim. Gamze Nazlı geldi 2-3 gün hemen sana adayım dedi. Ama Gamze 2 haftadır 3 haftadır Aykut dedi ve bir şeyler fazla yapmadı. Pardon abi, Gamze 2 haftadır Aykut derken ne yaptı? Bir şey yapmadı ki. Abi nasıl yapmadı? Bunu şunu söyleyeyim. İkincisi bak sen şimdi dedin ki Gamze ikisi de bir şeyler yaptı ama Gamze daha baskın dedin ya. Evet. Sen bahçede kıza ne dedin? Sen Nazlı'ya. Benim için ne yaptın ki dedin? Hiçbir şey yapmadın dedin. Nazlı'ya. Evet 2 bak. Dedim şimdi abi. Burada hakkı tamam, neydi kızın o zaman? Hayır evet dedim çünkü dedim. O zaman kızın hakkı neydi? Yüzüne söyledim. Dedim ki 2-3 gün oldu bana aday olalı dedim. Benim için bir şey yapmadın, onlar daha fazla. Hani Gamze daha baskın dedim yani. Mehtap da aynı. Mehtap da aynıydı. Ama Mehtap yemekten sonra ne dedi yorumda? Direkt dedi, ben dedi Aykut dedi, böyle böyle karakterdi. Bilmem ne. Zaten tamam Gamze bak, geldi, Mehtap'ı lakarte etti. Çok fazla ikili üçlü oynamaya çalışıyorsun da bak. Yok. Kendin burada kıza şunu söyledin yüzüne karşı. Benim için hiçbir şey yapmadın dedim. Tamam. Bak yapmadın demek farklı bir şey. Burada yaptın ama Gamze daha ağır bastı demek farklı bir şey. Ama yapmadı, bak yaptım demek sen şu. Sen şimdi geri dönüş yok. Onu da tanımak istiyorum dedin. Abi kız sana yarın dese ki, ey Aykut, sen bana orada demedin mi? Sen benim için hiçbir şey yapmadın. Sen yeter ki